Mutlu hissettiğiniz veya ödüllendirildiğiniz bir anı düşünün. Mesela, birinin size sarıldığı bir an olabilir veya sizi övdüğü bir an ya da çok lezzetli bir dilim pasta yediğiniz anı düşünün. Bu durumların hepsine beyniniz aynı şekilde cevap verir. Her ne kadar birbirinden farklı uyarıcılar olsalar da hepsi ödüllendirilmişsiniz duygusu verir. İşte bu videoda da Beyindeki ödül sisteminden bahsedeceğim. Burada gördüğünüz sizin beyniniz. Bir parça keserek beynin sağ lobuna baktığınızı düşünün. Buradaki beyin sapınız, prefrontal korteks ve geri kalanlar. Sizinle beynin belirli bazı kısımlarına odaklanacağız. Hazzı ilk hissettiğiniz anda beyniniz dopamin adı verilen nörotransmitterleri salgılar. Bu köşeye dopamini yazalım hemen. Dopamin özellikle bu bölgede üretilir ki bu bölgeye ön tavan bölgesi denir. Ön tavan bölgesi orta beyinde bulunur ve ödül sürecinde salgıladığı dopamin beynin birçok farklı bölgesine gider. Ön tavan bölgesinin dopamin gönderdiği bölgelerden biri amigdaladır. Burada işaretlediğim bölge. Amigdala duygularla ilgilenir. Aynı zamanda dopamini de yukarıya, beynin ödül merkezine gönderir. Beyin ödül merkezi vücudumuzun motor fonksiyonlarını kontrol eder. Buradan sonra dopamin prefrontal kortekse gönderilir. Bu da odaklanma, dikkat ve planlama işlerine yardımcı olur. Son olarak da ön tavan bölgesinin dopamin yolladığı bölgelerden olan hipokampüsten bahsedeceğim. Hipokampüs de işte bu işaretlediğim alanda. Öncelikle hemen söyleyeyim, hipokampüsü gösterdiğim nokta gerçekte amigdalaya biraz daha yakın, biraz daha solda. Hipokampüs beynin sapında değil, temporal lobdadır. Bunu buraya çiziyorum çünkü bahsedeceğim diğer bölgelerden ayrı durmasını istiyorum. Hipokampüs anıların düzenlenmesinden sorumludur. İşte. Sistemdeki tüm bölümleri beyin üzerinde gösterdik. Size bir uyaran geldiğinde ve ön tavan bölgesindeki dopamin salgılandığında tüm bu gösterdiğim yollardan geçer ve en basit diyişle vücudunuza "Hmm, bu çok güzeldi. Hadi bir daha yapalım." der. Bu da sizin zevk veren uyarıcılar olan yemek, seks, sosyal etkileşimler ve Kokain ya da amfetamin gibi bazı stimulan gibi maddelere verdiğiniz doğal tepkinizdir. Tabii ki hemen söyleyeyim, farklı uyarıcılar bu sistemin farklı düzeylerde olmasını sağlar. Mesela, bazı tehlikeli maddelerin diğerlerine göre daha kolay bağımlılık yaratmasının nedeni de budur. Faaliyete geçirdikleri ödül sisteminin etkisi diğer maddelerin yarattığından daha fazladır. Beyin ödül merkezi Amigdala ve hipokampüs mezolimbik denen bir sistemin parçalarıdır. Bu arada hemen belirteyim, bu terimlere çok fazla takılmayın. Mezolimbik sistem veya mezostriatal sistem gibi terimler farklı kişiler tarafından aynı anlama gelecek aralarında belli belirsiz farklar olacak şekilde kullanılabilirler. Bazen de birbirlerinden çok ince detaylardan dolayı ayrılırlar. Bizim buradaki amacımız beynin ödüllendirme sisteminin en önemli kısımlarına değinmek. Bu yüzden de size bunu belli başlığı en sık kullanılan terimlerle anlatacağım. Mezolimbik sistem beyindeki ödül mekanizmasının oldukça önemli bir parçası. Bu mekanizmada olansa şudur. Ön tavan bölgesi dopamin salgılar ve bu beyindeki dopamin reseptörleri olan tüm parçalara ulaşır. Böylece dopamin alımı sağlanır ve sonucunda da ödül olarak mutluluk veya öfori dediğimiz aşırı hazza sahip oluruz. Mesela duyguların işlenmesine yardımcı olan amigdala hipokampüse bağlıdır ve şöyle der. Hmm, bu oldukça keyifli bir histi. Bundan oldukça zevk aldım. Bunun üzerine hipokampüs de, o zaman ben de bunu sağlayan etkenleri hatırlayayım ve yeniden bunu yaratabilelim der. Daha önce örneğini verdiğimiz şu enfes pasta dilimine geri dönelim. Ve diyelim ki siz bu lezzetli pastadan yiyorsunuz. Amigdala da bu eyleminize karşılık olarak bu çok lezzetli, buna bayıldım ve şu an kendimi çok iyi hissediyorum diyor. Hipokampüs de o zaman ben de hangi kafede olduğumu, hangi pastadan yediğimi, kiminle birlikte oturduğumu ve bu eylemle ilgili olan diğer tüm şeyleri aklımda tutayım diyor. Sonrasında ise, motor fonksiyonlarınızın kontrolüne de yardımcı olan beyin ödüllendirme merkezi diyor ki, gel, bir lokma daha yiyelim, elini çatala götür ve bir lokma daha at ağzına. Prefrontal kortekste bu sırada bu pastaya odaklanılmasına yardım ediyor ve dikkatinizi pastaya doğru çekiyor. Ve siz pastadan bir çatal daha alıyorsunuz. Böylece ödül mekanizması yeniden çalışmaya başlayarak dopamin salgılıyor ve siz de bu hazzı yaşamaya devam ediyorsunuz. Söylemek istediğim ilginç bir nokta var. Bu ödül mekanizmasının devam eden çalışmasında dopaminin nasıl yukarılara çıktığını göstermiştim. Tam da bu sırada serotonin adı verilen nörotransmitterse düşer ki serotonin bir noktada doyma hissinden sorumludur. İşte tam da bu yüzden madde kullanımı sorunlara yol açıyor. Çünkü sürekli bu dopaminerjik sistemi, ödül mekanizmasını çalışır halde tutuyor. Dopamin seviyeniz yükseliyor ve aşırı bir has hissediyorsunuz ama bu sırada serotonin seviyeniz düştüğünden doygunluk noktasına ulaşamıyor ve tatmin olamıyorsunuz. Bu sistemin biyolojik olarak ilerleyen bir sistem olduğunu fark etmişsinizdir. Uzun zaman önce insanlar madde bağımlılığının başarısızlık, irade veya ahlaki değerlere bağlı olduğunu düşünürdü. Tabii ki insanlar yanlış bir karar sonucunda madde kullanmaya başlıyor ve bağımlı oluyor ama bu sürecin içinde fizyolojik nedenlerin olduğu da bir gerçek. Bu aile bireylerinize bakarak yüksek tansiyon veya başka bir hastalığa yatkın bir geniniz olup olmayacağını tahmin etmek gibi bir şey. Eğer ailenizde yüksek tansiyon veya madde bağımlılığı görülmüşse, siz de bu rahatsızlıkla ilgili risk altında olabilirsiniz. Tabii ki tek faktör genetik değil. İçinde bulunduğunuz çevre ve sizin tercihleriniz de oldukça önemli. Bu yüzden endişelenmenize gerek yok. Hiçbir şey kesin değildir. Madde bağımlılığının biyolojik temelleri hakkındaki bazı deliller hayvan modellerinden geliyor. Bilim insanları farelerin kaldırıcı kaldırıp kaldıramayacaklarını görebilmek için onlara serum bağlayarak kokain veriyorlar ve bunu yaptıklarında fareler kaldırıcı kaldırmayı oldukça hızlı bir şekilde öğreniyorlar. Hatta madde arama davranışları sergiliyorlar ve eğer dozu yükseltme izinleri varsa yükseltiyorlar. İlginç olan bir diğer nokta ise negatif sonuçlar bağımlı olan bir beyinle normal bir beyni aynı şekilde etkilemiyor. Mesela bir fareye onu hasta eden bir yiyecek verdiğinizde zamanla bunu yememeyi öğreniyor ve artık o yiyeceği sevmiyor. Ama madde bağımlısı olan bir fareye, o maddeyi onu hasta edecek bir içerikle verirseniz bile, o maddeyi istiyor. Yani onu hasta eden bir yiyecekte, ben bunu yediğimde hasta oluyorum, artık bundan yemeyeceğim derken, aynı şekilde bir madde verdiğinizde, bu maddeyi kullandıktan sonra rahatsız oldum ama, olsun, ben bu ödülü istiyorum diyor. Bu tip çalışmalar bize gösteriyor ki bağımlılık mantıklı bir aklı bile ele geçirebiliyor. Bundan sonraki videoda ise toleransı, belirli düzeydeki ödüllere nasıl alışıldığını ve geri çekilmeyi anlatacağım. Yani o zevk veren his sizden alındığında nasıl tepki verdiğinizi